son Ezgi dedi ki ben Enes'le görüşmeye gittim ve o esnada da Umut aradı. Umut da diyor ki bu kadar kolay mı? Ya bu kadar kolay mıdan ziyade yani buraya oturduğun zaman bana bir konuşuyoruz, bir daha konuştuk ondan sonra seni kıskandırmak için oraya geçtim falan filan deyip böyle üzerime üzerime hani damarına basarsın ya bir insanın. Hani damarına bastığın bilindikten sonra ister istemez sinirlenirsin. Yani inanılmaz derecede sinirleniyorum. Böyle bir de hani ya çaya git sinirimi bozuyor yani bu kadar basit. Bozma ya ben anlayamıyorum ne şimdi demek? Bir kız var seviyorsunuz sevdiğinizi söylüyorsunuz ertesi gün gidersen git diyorsunuz locaya oturuyorsunuz o da locaya oturuyor onu gözünüzden zaten çıkarmışsınız git diyorsunuz ama o kız başka birine talip çıktığı zaman beğendiği kişiyle çaya gidince kıskanıyorsunuz. Niye seni kıskandıracağım seni yani. Kıskandırmak için çıktım deyip niye damarımı basıyorsun? Öyle demedim hiç mi beni kıskanmıyorsun dedim bu birkaç gün önce ilk ayrıldığımız zaman ondan sonra... O da hani kıskansaydı herhalde kıskanıyorum derdi. Bu zamana kadar peki, izin vermezdi. Peki şimdi siz dışarı yemeğe de gittiniz. Biz şimdi o görüntüleri de paylaşacağız müsaade ederseniz. O ne diyecek çok merak ediyorum. Bir izleyelim Enes ve Ezgi'nin yemek görüntüleri var efendim. Buyurun. Ben sana zaten bu soruyu sordum. Senden bir cevap bekliyorum. Bir insan ekranda gördüğü birini ne kadar isteyebilir sence? Ama ne alakası var? Kendin canım söyledim. Yani hayal kırıklığı olmasını istemem dedim. Olur da ben seninle bir adım atarsam beni daha sonradan hayal kırıklığına uğratır mısın? Ben az diyorum. Önce şüpheci biriyim dediğimde bana neden öylesin dedin? Şu an aynısını sen sergiliyorsun. Şüphecilik değil ama bu temkinli olmaktır ya. Sen niye beni arıyorsun ki? Şu an bir dakika. Şu an çok yanlış ve sen nereden öğrendin? Ya bir dakika sen beni ne hakla arıyorsun? Ne oldu kıskandın mı? Çok mu zoruna gitti? Ya ne demek gidemezsin? Bu kadar çabuk mu bitti her şey diyor. Şaka gibisin. O locaya geçtin oturdun farkında mısın? Arama beni. Tamam mı? Rahatsız etme. Öyle bir hakkın yok hayatımda. Senin bir suçun yok tabii ki de. Problem olan araması, öğrenmesi değil. Sinirlenmeni istemiyorum. Sinirlenilmeyecek bir durum değil ama. Ezgi'nin eski birlikte olduğu talibi Umut aradı. Zigerdi. Bununla ilgili tabii ki görüşeceğiz. Yaptığı çok büyük yanlıştı. Çok da hoş bir muhabbet gitmedi aslında bana göre. Hiç hoş bir muhabbet gitmedi. Biraz tartışmaya döndü aslında. Yani Umut'un aramasında üstüne tuz biberi oldu. O aramasaydı zaten tartışma olacaktı. Çok sinirlendi o. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım. Sakin ol falan dedim. Ama yine de hani kontrolünü elinde tutan bir insan hani gördüğüm kadarıyla. Yine gayet hani normal dozunda tepki verdiğini düşünüyorum. Ben konuşabilir miyim? Konuşabilirsin ben evet. Umut'a konuşacağım. Hislerim var bak buna saygı duyuyorum. Ama hissi olan birine senin yaptığın yanlış arayamazsın. Buna hakkın yok. Hakkın olması için bulacağı oturtmaman gerekiyor. Peki ben sana bir şey soracağım. Her defasında buraya gelenlere de soruyorum. Biliyorsun ki biz çok büyük bir ilişkiden çıktık. Evet. İster istemez insanın aklında bazı kırıntılar kalır. Yaptığı hareket ağrına gider, şu olur bu olur. Bunu kaldıramıyorsan sen niye geldin? Neyi kaldıramıyorsam anlamadım. Bu durumu kaldıramıyorsam ben onu aramam çok da doğal geliyor bana. Çünkü daha iki gün olmuş ayrılalı. Çok doğal mı bunun Zola? Sinirini, bunun sinirini çıkartmak ben orada bir oturuyorum, sen orada farklı. Oturuyorsun, talibim gelince dinle. Beni arıyorsun. Bunun çok doğal, gerçekten böyle bir doğallık yok. Bunun sinirini senden çıkartacak olmam çok normal. Madem öyle normal beyefendinin değil. Yanında konuşma. Ya böyle yaptığı her şeyi kendine hak görüyor Zola abla. Hak çünkü haklıyım abi. Biz seninle bir gün iki gün sevgili olmadık ki. Nasıl böyle bir şey yapıyoruz? Belki sormam gereken bazı şeyler. Kimse burada ilişkisini bir hafta sonra aramıyor mu Zola abla? Peki sorman gereken şey ben onunla yemeğe gittiğim zaman mı? Ama şu an evet birisiyle görüşüyor ya yani. Birisiyle görüşüyor da yani? Sabahın köründe kalkıp gidiyorsun. Ne çok ayıp. Bir tek ben mi ayıbım daha ya? Daha neler. Ama kullandığın kelimeler ayıp. Ya Zuhal abla Allah'ını seversen. Burada bir ilişkisi bitmiş. Her şey olmuş. Sen bana çıkıp bak, geliyorsun. Bu sorun değil. Biraz, benim onu aramış biraz olmam sorun. Biraz lafını bil. Tamam mı? Düzgün bırak, tamam, cümleler tamam. Kur. O tamam. Mikrofonu da elinden tamam. Bırak. Çok öyle bir hakkın yok. Çok beğendiyseniz buyurun. Aa, inşallah da biraz sonra ya edinirsiniz. Seni...
misin? Sana karışmıyorum. Allah'ın mutluluklar versin belli diyorum. Belli iyi ki karışmıyorsun. Arkadaşlar karışıyor mu? Karışmıyor. Karışmıyorum. Bu bak şu an karışmıyorum. Saygımı artık karışmıyorum. Her şeyi yaptım. VTR'de beni aradın. Şimdi de sana karışmıyorum. Ne? Benim diyorsun. Bir aramam mı bozuldu? Benim bir aramamla mı bozuldu? Bir aramam mı? Kaç kere aradın sen beni ya? Sonuç olarak benim aramamla sen vazgeçtin mi arkadaşım? Vazgeçmediğin insanla niye demoralize ediyorsun? Bir dakika. Ama gerildiler. Sen benim aramamla vazgeçtin mi? Hayır. Tamam o zaman. Ya, daha neyin tartışmanı diyeceksin? Demek ki bak çok büyük bir aşkı gelmiş. Her zaman her Allah yaptığında kendini bitti. Savunuyor ve haksız görmüyor. Tamam Allah mutlu. Ben yaptığımda kendimi haklı görüyorum ki bunu yaptım. Haksız gördüğüm bir şeyi niye tabii yapayım? Tabii ki haksızsın. Ha, ben haklıyım Ezgi. Bana ne? Ezgi. Ezgi'ye bir şey sorabilir miyim Zuhal abla? Ezgi şöyle diyeyim ama dürüst bir cevap ver tamam mı? Aranızdaki aşkı belki en yakın ben biliyorum burada. Bu yüzden sorma gereğinde bulundum kendimi. Aynı durumda Umut olsa sen arar mıydın, aramaz mıydın? Aramazdım çünkü o buradan kalkıp ya bırak kalkıp bu yalanları da... ya. Herkesin duyması gereken cevapları veriyor. Doğru cevaplar da doğru. Susar mısın? Aramazdım. O yemeği susar başıma yıkardın sen bana sana bir şey yapsan. Zuhal abla eğer o beni buradan silmiş zaten oraya oturmuş. Bir de çaya gidiyorsa ben niye arayayım ki? Beni silen değil sensin arkadaşım. Buradan çıkıp ben locaya oturacağım mantıklı deyip buraya oturan sen değil misin? Ben Ezgi, senden sonra oturdum. Ezgi sen aramayı bırak. Gökhan. Yorumunu yapan hemen başka yapmak isteyenlere mikrofonu devretsin. Hayır yani yorum yapıyorsanız da düzgün yapın böyle. Saçma olmasın lütfen ya. İbrahim. Ya ben saçma şunu değil söylemek istiyorum. Bir saniye. Tamam Umut haklısın ya. Ezgi sana bir her soru sorabilir miyim? Ezgi bir soru sorabilir miyim sana? Sorabilirsin. Madem Umut arıyor, telefonunda görüyorsun, yanındaki talibin varken neden açıyorsun? Neden açtım biliyor musun? Çünkü Umut'un yapısını biliyorum. Daha farklı olaylar olmasın diye ben o telefonu kapat açtım. Kapat telefonunu, ve daha farklı ne olabilir ki gittikten söyledi, sonra. Telefonda bana oraya geleceğini söyledi. Ben de o telefonu açtım, arama beni dedim. Anladın mı? Ve benim sakladığım bir şey yok. Telefon masadaysa ararsa açarım. Zaten yanında konuştum. Gidip ayrı bir yerde konuşmadım. Evet. Eğer o telefonu Ezgi açmasaydı Umut onun nerede olduğunu bilemezdi. Hayır gelecektim yanına geliyordu. Bilemezdi. Nasıl sen yemeğe gittiğimi bile... öğrendiyse onu bak, da öğrendiniz Zuhal abla ben onu çok iyi tanıyorum. Ezgi sen bile bile Umut'a davetiye çıkardın. Ben onun gideceği yeri de yok ben artık. Onun gideceği yeri de bilirim i̇yi, her şeyi bulurum. Ben... Zuhal abla Şadıman abla ağzından çıkalı kulağını duysun ya. Şşt, Ezgi sakin ol. Bir saniye. Ama davetiye çıkardın. Şadıman abla lütfen rica edeceğim. Ezgi sen de saygılı ol lütfen. Ezgi'ye bir şey sorabilir miyim? Zuhal abla. Şimdi ben şöyle sormak istiyorum Umut'a. Aynı konumda sen olsaydın, Ezgi sana bu davranışları sergileseydi ne yapardın? Sorusunun cevabını biliyorum. Insanlara. Tamam sorunu sordun cevabını alalım. Üzerine bir de açılımını yaparsanız çok üzüyor. Ne yapardım diye. Evet. Birincisi böyle bir şey olduğu zaman konuya göre şekillenirsin. Konuya ben burada göre, şimdi... konu belli. Hayır öyle sen değil. Sen bir talibine an... çaya çıktın ya da tamam yemeğe da, o gittin. Tamam o an yaşadığım tam olarak belli ama şimdi burada anlatırım ederim falan filan. Orada yapacağım çok farklı bir şey olur. Kestiremiyorsun. Kestiremiyordun ama. Ama Zuhal abla. Ama şunu da bir şey sorabilir miyim? Söyle. Ezgi'ye bir şey soracağım ben. Umut'un telefon numarasını neden engellemiyorsun? Neden engelleyeyim? Çocuk muyuz? Rahatsız ediyorsun. Yok, rahatsız etmiyor. İlk defa bu şu an aradı beni zaten senin yanında. O da kıskançlığından dolayı yaptığını düşünüyorum. Ve hani benim kıskançlığından dolayı sürekli yapacak bunu. Benim hayatımda şöyle bir şey vardır. Sana da bahsedeyim. Eğer biriyle bir şey yaşadıysam, bitmişse bile onun numarasını engellemem kalabilir. Ben aramadığım için benim için problem olmaz. Ararsa da insan gibi konuşurum. Çünkü o kadar yaşanmışlığın bir hatırı vardır. Açmamazlık da yapmam. İşte yaşanmışlığın hatırı varsa o zaman bu hatırı bir zaman bekleyeceksin. Yaşanmışlığın hatırı var diyorum ama senin böyle yapmak doğru. Ben bu hatırdan bahsediyorum işte. Bak ama bir şey söyleyeceğim. Ezgi mantıklı konuşuyor. Kabul edelim bunu. Ben diyor çok çocukça buluyorum bunu. Çocukça telefonu açmamak gibi bir şey. Tamam ama yaşanmışlığına... Ya ama Zuhal abla bir şey senin söyleyeceğim. Senin böyle bir şey... Bunun şimdi üzerinden bundan bir ay bak, geçmedi ya. Enes dedi ki yine dedi rahatsız edecek mi dedi. Yine dedi arayacak mı? Bundan bence sonra da aramayı düşünüyor musun? Şöyle bir şey var Zuhal. Bir saniye bir şey soruyorum. Yok eğer kararları olumluysa, mutlularsa ben niye rahatsız edeyim? Ha etmeyeceksin bundan sonra. Nasıl edeyim Allah bu saatten sonra? Ben bunu yakıştıramıyordum. İnşallah. Demek ki cidden ben... Beni kıskandırmak için yaptığını düşündüm. Benim üzerime oynadığını hayır, düşündüm. Hayır bak kilit cümleyi ilk başında söyledi daha konuşmasını. Ben hayatıma devam etmek zorundayım. Heh, hayatına devam edebiliyorsan, iki günde birisini niye unutabiliyorsan sen Allah seni mutlu etsin. Ben de öyle ediyorum. Ne? Sen edince sorun olmuyor da ben hayatıma devam edince mi problemler çıkıyor? Ben hayatıma neden? Nerede devam edeceğim? Ben erkeğim mantığını sen oturdun, bırak. Sen oturdun burada ben oturmadım. Bunun genel mantığı şu ben erkeğim ben yaparım. Şu an sen de oturuyorsun sen, orada. Önce sen oturdun sen sonra ben buraya oturdum. Oturmasaydın. Oturmayın. Götürseydin elinden al senin götürseydin götüremedin mi? Bak gelmiş işte sen al götür. Sen elinden al tut götür. Ya bir şeylerin kıymeti insan böyle kaybedince elden gidince falan filan anlaşılıyor. Ya ne kaybedince senin. Elden gidince tamam, de anlayacağım tamam, ya. Tamam haklısın. Ne demek sen haklısın. Allah da mutlu etsin. Bak bu kadar. Daha da aramayacağım. Ya, güzel pardon. Umut iyi dileklerde bulundu. Allah mutlu etsin. Bundan sonra da rahatsız etmem aramam dedi. Ezgi de tamam sen haklısın. Bundan sonra arama zaten dedi.
gelelim Enes'le olan durumuna. Bu sizi nereye götürecek? Bundan sonra nasıl devam edeceksiniz? Ben konuşayım mı? Söyleyeyim mi? Yani... Konuşsunuz galiba çünkü hiç konuşmadım. Peki kısaca alayım senin aynen de fikirlerini. Ya bu durum bana yapılan bir saygısızlık olarak gördüm açıkçası. Böyle... Senin bana yaptığın saygısızlık değil de benim sana yaptığım saygısızlık ya. Sana ben ne saygısızlık ama yaptım? Ama Enes ne saygısızlık yaptı ki? Ya ben bu şu erkekleri anlamıyorum. Bana cevap ya versene. Sana yaptığım saygısızlık sana ne? Sana ne demek saygısızlık? Söylesene. Umut. Bir şey söyleyeyim. Benim bu aramam ikili tartışmaya yanlış mı? Dönmesin. Yanlış. Niye rica yanlış? Edeceğim. Yanlış talibiyle görüşüyor. Enes ne yanlış o zaman? Enes. Enes'in yaptığı bir hata yok. Tabii niye ki abi, oraya abi oturuyorsa talip olarak da gelecek. Ya, İstemiyorsan insan, kaldırırsın Umut. Onu lojada yok. Yürü gidiyoruz. Bırak hep bırakırız. Hem de benim olsun ya. İstemem yani cebime koy. Ya ne demek istemem yani cebime koy? Tamam Umut yeter. Tamam kapatalım bu konuyu. Ne yapacaksınız? Kararınız nedir Enes'le ilgili Ezgi? Ya Enes'in konuşmak istediği başka bir şey varsa konuşsun. Çünkü hani yok. Şey olmasın. Ben gerçekten her şey için özür diliyorum Enes senden. Yani böyle olmasın gerçekten istemezdim. Ben zaten o kadar mahcup oldum ki. Seni yaptığın bir hata görmüyorum diyor. Seni yaptığın bir hata elimde olan bir şey değil zaten. Onu suçlayamam. Devam edecek misin Enes'i tanımaya? Zaten kötü bir başlangıç yaptınız. Yok zaten verdiği cevaplar beni zaten tatmin etmemişti. Ama üstüne böyle olması tamamıyla sinirlerimi bozdu. Böyle olması gerekmiyordu. Tatlı bir şekilde böyle tartışma çıkmadan biz yollarımızı ayırabilirdik. Anladım. Zaten devam olumsuzdu. Evet olumsuzdu zaten. Peki Ezgi'yi alıyoruz yerine. Enes'i de yanıma çağırıyorum. Acaba devam etmek ister mi bize? Hoş geldin aramıza Enes. Bakayım yer var mı? Aa, bir yer var ama oraya oturamazsın. Sonra alacağım seni. Alkışlarla şimdilik böyle.